Herkese merhabalar, kanalıma ve yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine 60 Seconds'ın yeni bir bölümüyle karşınızdayım. Geçen bölüm çok can sıkıcıydı benim için. Çok güzel idare etmiştik, şansımız çok yaver gitmişti. Radyo alamamamıza rağmen hep radyo denk gelmişti vesaire vesaire. En önemlisi karımı alamamıştım. Şimdi tekrar denemek istiyorum. TED yine orta seviye. Ya şu ilk toplama işlemi benim için çok sıkıntı ya. Beceremiyorum ya. Bakalım ne kadar iyi olursa o kadar rahatlarız. Böyle odaklanmak istiyorum. Oh, önümde yemeklerle başladım. Hemen şeyin önünde başladım. Güzel. Kızımı görüyorum orada. Ha, şunları hepsini al. Oğlumu alamıyorum değil mi? Oğlumu alamıyorum. Şu damayı al o zaman. Oğlum gel. Çok stresliyim şu an. Hemen yan tarafa gir. Aha! Bu sefer aldım. Tamam. Da döneceğim. Kızımı alacağım. Tamam işim, gel babacığım. Gel babacığım. Seninle bir tek su alabiliyorum. Tamam. Karım ve yemek. Hanım. Hanım, onlar benim yavrularım. Radyoyu aldım ama şeyi almam lazım, fener almam lazım. Fener nerede? Lütfen. Ağlayacağım. Bana feneri bulun. Çok güzel. Hemen bir yemek, bir su daha kaparsam bence çok güzel olur. Galiba oldu. Radyomu aldım, fenerimi aldım. Güzel yemek aldım. First kit, yani ilk yardım alamadım. Bilmiyorum. Çok gerginim. Bakayım şöyle bir. Evet, first kit'i alamamışım. İyi, silahım yok. Şeyim yok ama şunla olacak gibi. Yemeğim güzel ama suyum çok az. Başlama. Bak, kilit varmış burada. Tamam. Patlamadan hemen önce hepimiz sığınağa ulaşmayı başardık. Ucuz atlattık gerçekten. Birlikte olduğumuz sürece burada işleri yoluna koyabiliriz. Tamam, burada biliyoruz. Kilit var. Çok iyi. Konserve kutuları dolu. Kutlardan yiyeceğimiz var. Tamam. Tamam. Tabii tek kimseye bir şey vermiyorum. Biraz rol yapma oyunu oynayıp sığınağımıza bir tiyatro grubu kurmanın harika bir fikri olduğunu düşündük. Bu kulübe Gök Gürültüsü Kubbesi adını verdik. Günün geri kalanını oyun için senaryo yazmakla geçirdik. Tamam. Kafalar güzel. O zaman delirmenizi istemiyorum. Lütfen bak. Tamam. Nesi var? Oynadık. Ve ilk 3 dakika boyunca çok eğlendik. Sonra herkes W harfinde sıkıldı. Ted bugün bir şeyler şikayetçi değil. Tamam. Buraları geçiyorum çünkü yemek ve su şu an vermiyorum. Hemen dışarıya birini yollasak mı? Hala çok yüksek diyor. Bu sefer kimseye yollamayayım. En sevdiğimiz radyo istasyonu yayın yapmayı bıraktı. Diğer frekansı denediğimizde radyo parazitinden başka bir şey bulamadık. Tüm istasyonlar kapandı mı? Belki kapsama tam etmemiz gerek. Hayır. Ellemeyin. Radyoyu sakın ellemeyin. Kırarım kafanızı. Üçüncü gün. O ses neydi bilmiyorum. Evet. Teknik sorunlardır. Hayır, su vermiyorum. Geçiyorum. Hala çok yüksek diyor. Gidemiyor. Mirci için uygun değil diyor bak. Timmy'yi yollayacağım ya. Bu damlama sesi de neyin nesi? Ayrıca duvarlar neden bu kadar ıslak? Su içinde kalmak üzere miyiz? Bizim can yeleklerimiz yok ya da bir teknemiz. Zaten bu sığınağa bir tekne sığmazdı. Bir şey. Kaynakları kurtarın. Kurtar, radyoyu kurtar. Neden diğerlerini kurtaramıyorum? Elimde yok. Evet, ıslanmış yerler. İyiyiz.
O iğrenç sıvı kutusunun içine girmeden radyoyu kurtarma başladık. Suyun çekilmesi çok uzun sürmedi ama verdiği hasar bizi üzmeye yetti. Bu dağınıklığı temizlememiz ve her şeyi düzeltmemiz günlerimizi alacak. Peki ya bu koku ne olacak? Su mecburen vereceğim. Tim'e gidiyorsun. Hatta eline senin... Ah, maskeyi vereyim. Çok sıkıntılı ya dışarısı şu an. Maskele git çocuğum. Hadi. Bana acil su lazım çünkü. Acil yemeğim çok güzel ama acil su lazım. Tamam. Tamam. Bir şey vermiyorum. Her zaman hayatın daha güzel olabileceğini düşünürdük. Bu nükleer füze sarsıntısına uğramadan önceydi. Artık hayatın daha da iyi olabileceğini düşünüyorum. Aslında çok da bir şey değişmedi. Kendinize göre haklısınız tabii ki de. Ne yapıyoruz gençler? İyi miyiz? İyi gözüküyoruz. Güzel hatıralar iyidir ama bizi bekleyen bu acı gerçeğe hazır olmayız. Uzun süredir bir şey yemedi. Yarın yemek vereceğim gençler. Bir şey tarafından insanı hissetmek gerçekten çok garip bir duygu. Sığınağımız küçüldü. Canımız sıkıldı. Tüm dolapları kontrol ettik ama burada gizlenen kimseyi bulamadık. Burada bizden başka canlı bir şey mi var? Bir tür kemirgen belki. Bir şey yapamıyorum. Geçiyorum o yüzden. Belki baltayla bir şeyler yaptırabilirdim olsaydı ama yok. Önceki oyundaki gibi böyle şansımı çok yaver gitmesini istiyorum. Bu ne oluyor buna gene? Delirme. Ah! Onunla bir... Pislik seni. Seni pislik seni. Bir tane yemeğim gitti. Duvarlar üzerimize mi geliyor? Bu oda her geçen dakika çıkmaz. Hayır canım, ne çıkması, delirmeyin. Dur, oturduğun yerde. Çıldırmayın. Kapıyı kapalı tutmak doğru karardı. Evet, ama küçük minnacık sanığımıza gerginlik artıyor. Yani çok normal. Ya ben bunlara, bu laflara inansam mı? Yani... Ya kıyamıyorum. Var su var. Tamam, bir dinleyin bakayım. Ama bozarsanız bak. Çok kötü yaparım sizi. Aa, Timmy geldi. Timmy, kart niye getirdin oğlum? Hı? Su nerede? Babacım. İyi, maskeyle geri gelmiş. Zayıf bir sinyal yakıp David'in acil durum duyuru hizmetini bağlamayı başardık. Evet, bir bakalım ne oldu? Haberler harika. Dışarıdaki felaket artık neresi tamamen bitmiş. Yüzeyle yolculuk etmek artık çok daha güvenli olacaktır. Tamam. Eğlence ihtiyacımız bizi bölgedeki sinemaya götürdü. Yapının bir kısmı en az bir sinema salonunda dahil olmak üzere hala ayaktaydı. Bir şeyler bulma ümidiyle içeri girdik. En azından birkaç film afişi buluruz diye düşünüyorduk. Enkazın arasından çıkan yemek sen tabelasını, tamam. Güzel. Tamam. Timmy'ye yemek vereceğim sadece. Diğerleri? Ama suyum yok gençler, bu böyle olmaz. Bu böyle olmaz. Atom bombası suçtuktan bu kadar kısa bir süre sonra birinin biz telefonun aramasını beklemedik ama öyle olmadı, dışarıdan gelen. Tamam. Mary Jane, koş bak, koş bebeğim. Koş babacım, koş. Bak bakayım kim aramış. Tamam. Telefon açtığınız araya kişisi tekrar atamayı net bir şekilde duydu. Kendisi yakın hareket. Tamam, bunu biliyorum. Tekrar arayacaklar falan filan. Çok aç. Ben sana dün ne verdim? Bir şey vermiyorum o yüzden hiçbirinize. Vereceğin çıkıyor. Neyle çıkıyor? Bana sen maskeyi parçalayacakmışsın gibi geldi ama hadi maskeyle git. Çabuk gel. Babasının bal yanağı. Su getir. Tamam. Uzun süredir bir şey yemedi. Su istiyor. Bir şeyler yemeli. Dinlenmedi. Korkuştum da hemen su ver diyor. Timmy'ye su vereceğim. Siz bence dayanırsınız. Ted için ne diyor? Bir şey olmaz. Dayanırsınız. Yeşil pijamalar içindeki bir grup insanı sığınağımızın kapına vurmaları hiç beklemedik gerçekten.
Ama yine de böyle bir şey yaşandı. Ayrıca kendilerinin mutlu insanlar olduklarını ve zengin alıp fakire vermek istediklerini ısrar ettiler. Biz oldukça fakiriz. Belki birkaç yeni arkadaş edinebiliriz. Onları içeri alsak mı? Mutlu insanlar. Zengin alıp fakire vermek. Aç bakayım. Çalacaklar değil mi bir şeylerimi? Bir şey göremiyorum. Aa! Olabilir iyi davrandılar. Bize bir iki yardım çantası verdiler. Aa! Allah razı olsun lan size. Timi aç mısın? Timi çok aç değilsin. Tamam geçiyorum. Gerçekten özlediğimiz bir kişi var. O da büyük amca Terry. Eskiden kaplumbağalar, filler ve büyücüler hakkında muhteşem hikayeler anlatırdı. Bu hikayelerden birini tekrar dinlemek çok rahatlatıcı olur ama bizde onun bir fotoğrafı bile yok, sadece anılar. Ne kitap okuyun? İyi parçalamamışsınız. Sevindim. Biliyorduk. Fotoğrafı izci kitabın sayfalar arasında. Aa, çok iyi. Hiçbir şey vermeyeceğim size. Timi önemli. Timi çok aç. Ha, bir şey vermiyorum. Devam. Köşteki dükkan hala ayakta mı diye dışarı kısa bir süreliğine göz atmaya karar verdi. Tam dışarı adım atacaktık ki karanlıkta bir hırıltı duyduk. Ve birkaç metre ötesinde bir çift vahşi göz belirdi ve ne yapacağımızı... El fenerini parçalarlar mı? Bir şey yapamayacağım. Yaralandınız değil mi? Hayır, sağlamlar. Şartlar farklı olsaydı karanlıkta bir canavarla savaşmaya izin alabilirdik ama her ne olduysa bunu pek yapmak gelmedi içimizden ve durmadan dehşet içinde çığlıklar attık. Yaratık muhtemelen bizden daha çok korktu. Aşırı ele kaçtı. Aferin lan size. Dolayısıyla uzun sürede bir şey yemedim. Timiye yemek. Dolores neydi? Bir şey olmaz, ölmez ölmez. Bir şeyler eksik, bir bakalım. Havalandırma sesi tamam. Borulardan gelen tuhaf sesler tamam. Dışarıdan gelen korkunç bağırışlar tamam. Aa, Dolores bayağıdır hiç konuşmadı. Sorun bu ve bununla gerçekten tuhaf. Onunla konuşsak iyi olabilir. Konuş tabii karınla. Geçenkinde yoktu. Gönlünü alalım kadının. Oğlum dinlen artık. Bir dahakine gene sen gideceksin. Dolores ile konuşmak onu biraz... Pardon. Onu bazı sorunlarını ve ilişkilerini gidermeye yetti. Tamam. Su. Su. Ya suyum bitiyor. Bir şeyler yese iyi olacak. O gerek yok. Çok aç, önemli değil. Ya tamam yemek vereyim, yemeğim var da su. Ted sen dayanırsın ve susuzluğa. Yemeğimiz ve suyumuz olduğu sürece burada kilitli kalabiliriz ama eninde sonunda dışarı çıkmamız gerekecek. Başımızı daha fazla belaya sokmaktansa doğrudan güvenli bir yere gitmemiz iyi olacak. Tabii eğer mevcut durumda böyle bir şey mümkünse, cesur askerlerimizin bizi kurtarmaya gelip çok gizli stokları tam bir devlet sınavına götüreceklerini umuyoruz. Timmy okuduğu çizgi romanların böyle yerlerin olduğunu bahsetmişti. O yüzden gerçek olmaz. Sadece orada irtibat kurmamız yeterli. Kur bakayım. Bu bozdu, bozayım ağzını. Kızım lütfen su getirmiş ol. Su getirmiş. Ah balım, balım, balım. İyi, radyo da bozulmamış. Burada bir şey var. Maske. Hayatım bizi kurtarmak geliyor. Radyo tam tarih vermediler ama bizi çok fazla bekletmeyeceklerinden eminiz. Birkaç gün içinde irtibat kuracaklarını söylediler ve bizden yeni talimatlar beklememizi istediler. Çok güzel. Esten uzun yol otobüslerine, yemekle özellikle de kötü kokan yemeklere dolu babalar bile insanlar hiç sevmezdik ama mevcut durumda konserve çorbalar. Olacak. Evet. Epey kazançlı bir çalışmaya dönüştü. Pek çok insan yanında çorba konserve taşımayı saplantı haline getirmiş.
Şansımıza hepsinde sevdi çorbayı, yani domates çorbasını seçmiş. Yarın atletizm takımının taşrada bir yerle düzenli bir şampiyonaya gitmek için hazırlanıyordu. Takım otobüsü temiz su ve yedek ayakkabılarla doluydu. Süper. Şerefsizler. Hemen dikkatlerini çektim. Tedesu. Sadece Tedesu veriyorum. Ya yapacak bir şeyim yok. Bir dahaki gerçekten birini çıkarmam lazım. Dün sessiz sinema oynarken fark ettik ki Mary Jane, onu ben de söyleyemem, kelimesini heceleyemiyor ve Dolores bu durum yüzünden büyük hayal kırıklığına uğradı. Evet, var var, eğitim var kızım. Dolores gerçekten çok ciddi biri. Bir heceleme alıştırması olarak başlayan şey aniden matematik sınavına, ardından kısa bir fizik dersine döndü. Ve ardından sınıftaki rastgele nesleri tamir etmeye çalışmakla sona erdi. Meleceği bitik durumda ama sınavımızı genel anlamda daha iyi bir yerine getirdi falan. Tamam, suya ihtiyaç duyuyor diyor sadece. Açlıktan ölüyor diyor. Meleceğine yemek. Meleceğine yemek. Sadece meleceğine yemek verdim. Şöyle kim gitsin? Bebeğim, gitmek ister misin bebeğim? Maske vereyim sana da. Çocuklar maskeyi bozmadan getirdi. Sen de bir anne olarak onlara örnek ol. Ve maskeyi bozmadan getir, olur mu canım? Ama bu bahsettikleri resim. Çocuğum, uzaklara bakma. Tamam. Ona gerçekten içecek bir şeyler bulmalıyız hemen. Bir şeyler yemeli, dinlendi. Ne diyor? İçecek, içecek. Neyse, kasabamız patlamadan önce oldukça garip ve dost canlısı bir yerdi. Kasaba halkından Jim adına yaşlı bir beleşçiyi hatırlıyoruz. Bazen sokağımızda dolaşırdı. Meğer adam hayatta ve sağlıklı ve hala evsizmiş. Bazı şeyler hiç değişmiyor. O da bizi aynı derecede özlemiş olacak ki saatler sınavımızın kapısını yumrukluyor. Ve bize bir taş satmaya çalışıyor. Yumrukluyor ve taş satmaya çalışıyor. Hiç mantıklı gelmedi. Bir sıkıntı göremiyorum. Ama yaşlanmış bir profesyonelce davranmadı. Yanına gerekli belgeler yok. Tatlarımız alışmış bir ay ay. Şu an acil bir durum yok. Beyazlar içinde genç bir kadın bugün bizi ziyaret ederek yardım istedi. Hiç vakit kaybetmeden bir haydut kampının krokisini çıkardı ve ikiz erkek kardeşinin burada tutulduğunu söyledi. Görüşe göre genç adam var olan en büyük haydutu bir kılıç dövüşüne davet edecek kadar akılsızmış ve kız kardeşi onun için endişelenen yardım etti. Değil mi? Erkeklik yap bakayım. Ben niye Ted'i kullanmıyorum ki hiç? O ses neydi? Sıkıntı var mı etrafta? Yok. Kadın hemen bir grup arkadaşını çağırdı ve yola çıkıp görevi başarı tamamladık. Kayıp ikiz erkek karşı bulmak zor olmadı. Adam kaçmış çalışırken çitin yanındaki antenlere takılıp kalmış, asılı duruyordu. Haydutların lideri ile olan düellosunda elini kaybetmiş ama grup adamı yaralarıyla hemen ilgilendi. Şu an durumu iyi. İkiz... Tamam. Ted bir şeyler içecek. Ted bir şeyler içecek. Tamam. Timmy çok sıkıldığı için sürekli babasını rahatsız etti. Önce ebelemeç ve oynamak istedi. Şimdi siz saklambaca döndü. Kusura bakmayın, bir öksürük tuttu. Ama bunların ikisi de bu kadar küçük bir sınırlık için kötü fikirler. Ted oldukça keyifsiz ve yalnız kalmak istiyor ama Timmy vazgeçmiş. Sessiz sinemaya ne dersin? Sessiz sinema oynayın. Karıcığım, gelecek misin tatilim? İyi, bozuk bir şey
Ben şey yapayım, defter nerede? Ama oyunun bu kadar şiddetli bir olmayı tahmin etmiyor. Ted onu söyledi. Çizgi roman karakter adlarının hiçbirini bilemedi. Abartılı tak. Ya var ya, size hiçbir şey izin vermeyeceğim bu saatten sonra. Mary Jane'e yemek vereceğim. Dur, Ted yemek istiyor mu? Ted çok aç değil. Daha fazla kaynağımız olsaydı gerçekten çok iyi olurdu. Bugün elimizde kalanırsaydık ve sonuç hiç hoşumuza gitmedi. Bu konuda bir şey yapmanın zamanı geldi. Mahallemizdeki okulda çalışan bir öğretmeni birkaç çocuğu kurtarıp yakınlardaki nispeten güvenli olacakları bir binaya götürdüğünü biliyoruz. Ve onların kaynakları gerçekten işimize yarayabilir. Gerçekten işimize yarayabilir değil mi? Git bak hadi. Eğlence yasak ama size bu saatten sonra. Aaa! Ted niye delirdin oğlum gene ya? Geber o zaman Ted. Dışarıda olup bitenler hakkında ne kadar çok bilgimiz olursa bizim için o kadar iyi olur. Hadi hayırlısı. Karım geldi. Hatun su getirdim de. Balımsın, su getirmişsin. Bunu da bozmamışsın. Çanta getirmişsin. Çanta benim bir işime yaramıyor ama. Ha, mermi getirmişsin bir de. Kocana bak kocana. Kocan ne halde? Görüyor musun tipi? Gene delirdi. Gene taktı çorabı eline. Dost canlısı bir insan radyoda bizim kasabına geçerken bir kaynak paketini kaybettiğini anlatıyordu. Hemen bizim sokağımızdan geçmiş olabileceğini düşündük. Güzel. Tamam. Söylemez ama haydut da değiller. Mallarına dokunmadığımız sürece etrafı güzel bizim herhalde. Tamam. Metro istasyon tüccarları kıyafetimizi çok beğendiler. Bu da zevkimiz her zaman gururluymuş zaten. Ama bize göre dünyada kıyamet yaşanırken yepyeni bir mermi paketini ayır demek olmaz. Ayrıca iç çamaşır olmadan da kolayca yaşamak mümkün. O yüzden kısa bir süre içinde anlaşmaya vardık. İstasyonda yaşayan grup bir sürü bavul, sırt çantası, torba üst üste yiyip barikat olduğunu iddia ettikleri bir şey oluşturmuştu. Son derece güzel görünen bir bavul dikkatlice oradan aldık ve tamam. Ted'i göndereceğim bundan sonra dışarı. Delir gelmesin geriye. Ted akıl sağlığıyla hepimizi endişelendiriyor. Ama onu nasıl yaramayacağımızı bilmiyoruz. Yemeğe bak. Çok iyi. Ted'i göndereceğim. Son zaman sürekli çatışıyorlar. Film karakterleri. Ve bunların arasındaki bir savaş kim kazanacak hakkında tartışma yapıyor. Mesela Mutant Godzilla mı yoksa Mutant King Kong mu? Kesinlikle gerçekten de çok zor. Ama tartışma çok ateşli. Kim üstün gelecek? Sen delirdin zaten. Kızın aklı gelsin. Tipe bak Allah'ım, delirmemek imkansız ya. Mary Jane tartışmayı büyük oranda sesi net bir şekilde kazandı. Bağışmalar başlandı. Bir kere sonra Ted susması için yalvarıyor. Ve mide bulandırıcı bir baş ağrısının başına şikayet ediyor. Mary Jane tatmin oldu.
Deli. Deliyi göndereceğim ya. Bir şey de vermeyeceğim eline. Umurumda değil. Gerçi o benim baş karakterim. O giderse kaybeder miyim ki? Onu da bilmiyorum. Neyse artık çok geç. Oradan yapılan bir yayında bulunduğumuz genel alanın yerini bulmaları gerektiğini ve yakınlar bizi şartlar bırakmamı söylediler. Tamam, iskambil kartları... Kaç kişi oldu? İyi, bırakın bakalım. Ya gene umudum hiç kalmadı ya. Gerçekten şu Ted'in delirmelerinden sıkıldım daha ikinci oyundan. Ne kadar çok delir... Oğlum sen iyi misin? Evet. Yemek vereyim ya size. Yemeğim çok var. Yemekte sıkıntım yok. Cebindeki şu parlayan şey ne? Tim? Olamaz. Mutant karıncalar. Dehşet verici. Küçük alt çeneleri yüzden doları senesi kalp krizi geçiriyor. Onların gitmesini istiyor ama Tim onlarla bir atomik karınca çiftliği kuracağını söylüyor. Benim dediği olacak. Tabii Dolores'in dediği olacak. Salak mısın? Mutant karıncayı ne yapacaksın? O saçlarının gözlerini kapatmasından belliydi kafayı yediğin zaten. Evet. Hınç'ı da vurup ezmiştim de çok incinmiş. Salak çocuk ya. Bir şey yemedi. Ya, dün verdim ya yemek. Çocuklar son zamanlar çok huzursuz. Etrafta koşturup odalarında birlikte oyunlar oynamayı özlüyorlar. Sığınak kendi yatak odalarından çok daha küçük olmasına rağmen masanın önünde çılgınca koşup ebelemece oynamak için yeterli boş alan. Hayır izin vermiyorum. Bir şeyler kırarsınız. Güvenmiyorum size. Güvenim sıfır, sıfır, sıfır. Ebelemece oynamak mı? Ne saçma bir fikir. Kıyamet yaşıyoruz şu anda. Dışarı acımasız bir dünya var. Attığımız her adım bir ölüm kalım meselesi. Şu anda saçma oyunlar oynamanın ne sırası ne de yeri. Hamam böceği avı gibi farklı bir oyun örme Tamam. Su vereceğim. Su. Su. Al, su. Mary Jane karanlık çökünce bir takım işler karıştırırken yakalandı. Genç bir çocukla buluştuğunu itiraf edince Dolores delirdi. Ne? Çünkü o bir haydutmuş. Bir keşif sırasında tanışmış. Onunla Mary Jane buluşmaya gidemeyeceği için sevgisine bir not yazıp ondan özür dilemek istiyor. Bunu yapmasına izin versek mi? Delisin ya. Mektup yazacakmış. Bir şey yok bence. Aa Ted geldi. Az delirmiş bu sefer. Çorabı da hasta. Tipe bak Ted ya. Of, çok salaksın. Dönmezsin sanıyordum bu arada Ted. Ona vermeye gitti ama döndüğünde yüzü kızarmıştı ve çok seni de haydut çocuğu dışarıda görmüş ama başka bir... Ooo üzülmüş. Mary o kadar üzülmüştü ki Dolores son tarafını tutmak zorunda kaldı. Oo. Hasarın büyük bir kısmı nükleer füze verdi. Ama yakınlardaki akaryakıt istasyonunun benzin rezervleri de havaya uçtu. Mekandan geriye sadece yaralı bir kasiyer kabini ve bir arabanın artıkları kalmış. Bir 60 saniyenin depoyu doldurup hızlıca kaçmak için yeterli olduğunu düşünmüş olmalı ama yanılmış. Benzin pompası sırası terk edilmiş bir kamyon vardı. Yan tarafında ünlü bir şirketin logosu olduğunu fark. Evet, konser çorba şirketi. Kasiyer kabini etrafa dağılmış su şişeleri vardı. Patlamalardan hiçbiri bunlara hasar vermemiş. Ama şu borunun gölgesini var. Tamam. İyi güzel. Ya bizi sürekli görüyorlardı kardeşim. Ben nasıl malzeme toplayacağım? Ha yaralısın sen. Şimdi Ted mi o mu? Hepinize yemek vereceğim de.
Yani çocuklara bir şey vermeyeceğim. Dolara sevmek istiyor. Ted yemek istiyor. Ama hastalık ya. Çünkü bulaştıracaklar. Bir süre idare ederim ya. Hiçbir şey yapmayacağım. Ay Necde. Ay hayır, bu kedi veriyor. Ben kedime de istemiyorum. Galiba o kedi verendi. Kedime de istemiyorum ben. Aha, kapı çalıyor. Evet, evet, evet. Kesinlikle. Ted su istiyor. Şu an bir şey vermeyeceğim hiçbirine. Gene kimseye dışarı göndermeyeceğim çünkü peşimde birileri vardı. Durumları çok iyi ama ben zaten şu an yemek içecek konusunda iyiyim. Çok kötü değilim ya. O yüzden kimseye göndermeyeceğim. Başıma bela alıyorlar sonra. Haritam yok. O yüzden hiç bakmıyorum bile. Tamam. Ted'e su vereceğim. Karnı gurulduyordu. Yemek de vereyim ya, adam deli zaten. Ama first kit'im yok. Gidiyorsunuz. Kapımızın önünde şifreli bir not bırakılmış. Sadece semboller ve sayılardan oluşan mektubu okumak için çözmeniz gereken bir şifreye benziyor. Dolores bunu bir meydan okuma olarak gördü. Oyalasın. Ted, bir mucize olsun da iyileş bir oğlum. Evet, ama zor. Karnı gurulduyor. Dün verdim. Dün verdim. Hiçbir şey vermiyorum bugün size. Vereceğin yaralıydı. Sen bayağıdır oturuyorsun çocuk. Go. Yemeğim çok var. Aha, gene uçtu bu. Ya ilgilenmeyeceğim seninle vallahi bak. Öl. Çorbayı kim içti? Ted içmiştir, kim içecek başka? Bak. Tete bir şey vermeyeceğim. Ama bir şey veremiyorum. Veremiyorum. Anlıyor musunuz? Su istiyor muydunuz siz? Yemek istemiyorlar bu arada. Su istiyorlar. Ben niye yemek veriyorum ki onlara? Bir sıradan bir aileyiz. O yüzden arada bir kavga ediyoruz ama hiç bu kadar büyük bir kavga etmiş. Kimse benimle konuşmak istiyor. Umarım bunun uzun sürmez. Acil yara bandlarına falan ihtiyacım var. Timin de ben gelmesi lazım. Yani bir şey diyeceğim. Şu bende olmadığı gün, yani ilk videomuzda
Askerler hep bununla işaret vermemizi istediler. 35 gün oldu, bir kere istemediler. Başladık. Küçük bir asma kedinin ona dönebileceğini hiç sanmıyorduk ama kim ne bilirse salı genç zaten kırmayı yetti. Bu hane tecavüz olayını başarılı sonuçlandırmak işte eline gelen yaptılar ama nihayetinde vazgeçtiler. Asma kedinin tekrar kullanılamayacak hale gelmesi çok kötü oldu. Öf, yandık yandık. Ted açtı değil mi? Evet. Bunu istiyor bu sefer de. Gerçekten kamera çekiz. Mary Jane nerede? Seni iyileştireceğime kızını iyileştirseydim keşke. Hastalığın bulaşır diye iyileştirdim seni. O zaman ilaç getiremedi. Harita getirdi. Maskeyi geri getirdi. İşte de polis memuru bulunca çok şaşırdık. Bu insanın görev aşkı takdire şayandı. Hiç mi tanımıyorduk ama üniformaların özleri vardı. Bu özellikler çünkü bu bölümde kanunu onların uyguladığı çok açıktı. Görüşe göre herkes görsün diye bunlar duvarda dağıttık. Tamam. Yemek. Tüfek bulmuş. Harita bulmuş. Dolores'e su. Ne yapacağımı bilmiyorum ki Ted'e. Yapacak hiçbir şeyim yok. Ted'i dışarı yollayacağım. Hiçbir şey yapamıyorum, geç. Ay çok kötü ya. Gene güzel başlamıştık ya. Sığınağın bak ne kadar O elindeki ne? O kafandaki ne oğlum? Bu da delirdi. Akşam yemeği sırasında aniden sandalyeden sıçradı. Duvarda asılı duran gaz maske. Ted'e su vereceğim. Dolores dışarı gidiyorsun bebeğim. İkisini de göndermemek iste kafayı yedi. İki deliyle baş başa kaldım. Şuna bak, dünya yemeğim var, akıllı adam yok ama. Bir şey vermiyorum size. Cezalısınız. Bir şey yapamıyorum. Kamera şakası gibisiniz gerçekten. Timi bir şeyler yemeli diyor. Al ya. Ama sen de yemek çok. Hiçbir şey yapamıyorum. Geç. Hızlı hızlı geçeceğim yani. Şu an yapabilecek hiçbir şeyim yok.
Ted susamış. İkisine de su vereceğim. Hayır. Tamam, çok hasta. Sussun giderdi. Uf, ikisi de kafayı yedi ya bu sefer. Bazı çizimler gibi kasabımızın kapatasak çizimli bir haritasıydı. Ted koş bak bakayım ne varmış orada. Belki su bulursun dedim ama gördüğüm kadarıyla bulamamışsın. Kilit bu. Abi inanılmaz bir şey ya. Sadece ikiniz kaldınız ve ben sizi hiçbir yere gönderemem. Ted'i gönderirsem Ted deli. Kitle. Silahı tut şimdilik. Aha! Ateş sesi geldi. Kilit gitti. Tamam, sıkıntı yok. Küçük bir asma kilit onları dolayı. Tamam. Tamam, bu aynısı. Tamam. Bir şeyler yapmamız lazım. Biliyorum. Yemek yemeye devam gençler. Ya arkadaşlar. Bu adam deli. Gitti mi geri gelmeyecek ya. Ama suyum azalıyor. Damayı vereceğim eline. Oynaya oynaya gitsin ben, kafası yerine gelir. Ne yapıyorsun lan? Baş başa mı kaldık? Devam devam. Yemek çok. Hiçbir şey yapamıyorum. Bu sırada balta istiyor. Orada ile ilgili her şeyde. İnanılmaz bir oyunsun gerçekten. Deli memek elde değil. Yemek vereyim. Bir şey yapamam çünkü başka. Belki bir şey verir. Ne bileyim. Düzeldi. Delir mi? Deli. Deliliği gitti. Cömert olduğumuz için onunla karakterimizi paylaştık. Biz Amerika'nın yörüngede çalışma durumunda bir uzay istasyonu olduğuna inanıyorum. Mantıklı şeyler söylemiş. Daha doğrusu varmış. Çünkü söylediğine göre bombalar patladığında o da havaya uçmuş. Wow. Ne kadar hoş. Çalışan bir uzay istasyonuymuş. Şakacıya baksan. Muhtemelen açlıktan su zaten. Kesinlikle. Timi iyileşti. Şükürler olsun. Artık deli değil. Susuzluğunu giderdi. Çok iyi. Yemek ye. Bu sesler neyin nesi? Nasıl sonra içinden mi geliyor? Biz dedektör havalandırma kanalına dolaşan bir şey. Sakin ol, derin bir nefes al. Bununla oyna. Seni kurtarayım bari be oğlum. Hı? Baba gitti, anayı kaçırdılar, kardeşin kaçtı. Biraz eğlence her şeyi unuttuk. Sahi canımızı sıkan şey neydi? Timi dinlendi. Vur oğlum. Vur emri geldi. Vur. Aa, silah parçalamadın. İyi. Ha, mermiler gitmiş. Arkadaşlar, inşallah.
olsun. Vereyim mi oğlum? Bir sen kahveden al bu yemek de benden sana. Üstü başı kirişle biz umurda aynı derece pis bir şey. Hayır 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 kelime de istemiyorum. O kediydi diye. Ted gelmedi değil mi geliyor? Büyük anne babamı sıfır bırak büyük anne babayı şimdi ya. Dedim ama bu Ted'i gönderirsem geri gelmeyecek dedim. Şimdi diyeceksiniz oğlum ben niye gönderdim? Yine öldük. Üzüldüm. Gene başaramadık gençler. Gene başaramadık. Başaramadık abi. Neyi başaramadın? Benim şu Ted'in delirmesine bir çözüm bulmam lazım. Ona asla bir çözüm bulamıyorum. Neyse ne diyeyim? Neyse. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yine başaramadık. Olmadı. Ted yine delirdi. Mary Jane yaralıydı, kaçtı falan. Karımızı kaçırdılar bu sefer. Yani karıma bir sahip çıkamıyorum. Ya kurtaramıyorum ya kaçırıyorlar falan. Öyle yani üzücü. Timmy iyiydi. Timmy'nin deliliği geçmişti ama babası başaramadı. Belliydi ya. Ben Timmy'nin iyileşeceğini bilseydim var ya yemin ederim dedi göndermezdim. Timmy'yi gönderirdim sonra. Of, neyse tecrübe oldu. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Umarım yeni bölümde bu sefer en azından bir tanesini kurtarmaya başarırız. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.